Sayın seyirciler, birlikteliğimiz devam ediyor. Haftanın ilk günü ama çok aydınlık bir güne uyanmadık. Ankara'da yaşanan terör saldırısı ve orada hayatını kaybedenler, yaralılar, dünya tepki gösterdi. Putin dahi mesaj yayınlayarak Ankara'nın yanında olduğunu ifade etti. İnsanlık bu değil dedik bizler de bugün manşetten aktardığımız haberde. Sabah saatlerinde ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Depkoşa Türk Belediyesi eski başkanı Sayın Kadri Fellahoğlu bizlerle beraber. Sayın Fellahoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydınlar. Tabii öncelikle hepimiz çok üzgünüz. Dünyanın neresinde olursa olsun terör terördür. Yani hiçbir etnik ayrım yapmadan masum insanların hayatını kaybetmesi hangi görüş uğruna olursa olsun lanetlenmesi gerekiyor elbette ki. Herhangi bir şey için mücadele bu şekilde olmaması gerekiyor. Neler söyleyeceğiz efendim? Tabii ki güne daha güzel konularla başlamayı çok isterdik. Ancak akşam Ankara'da yaşanan bu olay hepimizi derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür, çok üzmüştür. Ancak artık üzülmekten yorulduk, üzülmekten bıktık. Böyle şeyleri görmek, duymak, yaşamak istemiyoruz. Dediğiniz gibi sizin de hiçbir ülkenin insanları bunu hak etmez. Türkiye de bunu hak etmez. Türk halkı da bunu hak etmez. Ancak ciddi bir sorun olarak da maalesef Türkiye'nin gündeminde oluyor. Türkiye iyi bir dönem geçirmiyor işin doğrusu. Etrafındaki ülkelerle sorunlar, sıkıntılar yaşıyor ciddi biçimde. Kendi içinde çok bu tür terör olayları yaşanıyor. Doğu'da çok ciddi çatışmalar oluyor. Evler yıkılıyor, köyler darmadağın ediliyor. Ciddi bir çatışma, ciddi bir iç savaş içinde Türkiye. Bunun bitmesini diliyorum. Evet. Bunun ortadan kalkmasını diliyorum. Bunun çarelerini yönetenlerin bulup ortaya koymasını diliyorum. Ve hayatlarını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum. Zaten yapacak çok fazla da bir şeyimiz yok. Keşke elimizden yapacak daha fazla bir şey de gelse de bunları önleyebilmiş olsak. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Aynen. Bir an önce Türkiye'nin, Türk halkının bu dertten, bu sorundan kurtulmasını diliyorum. Evet. Terör her yerde terördür. Neyse ki en azından bizim ülkemizde böyle olaylar yaşanmıyor. En azından hani bizim de elbette canımız yanıyor ama hani bizim ülkemizde olmaması, barış ve huzur içerisinde sosyal adaletin hakim olduğu bir ülkede yaşamanın huzuruyla beraber yine de Türk milletinin başına gelen dünyanın neresinde olursa olsun bu tür üzücü olayları bizler de buradan kınıyor, lanetliyoruz aynı zamanda. Şimdi herhangi bir ülkede de bu ve buna benzer olaylar olduğu zaman insanlar üzülüyor. Yani örneğin Avrupa'daki insanlar da eminim Türkiye'deki bugünkü bu olaydan üzülmüştür, etkilenmiştir. Ancak Kıbrıs Türk halkı olarak biz sanki kendi ülkemizde olmuş kadar etkileniyoruz. Çünkü Türkiye ile çok eskilerden bugüne kadar köklü bir işbirliğimiz, köklü bir dayanışmamız, yakınlaşmamız söz konusudur. Bizi bir başka şekilde etkiliyor, yaralıyor, üzüyor. Ancak sonuç olarak biz de dediğiniz gibi ona da yürekten katılıyor. Ayrı bir ülkeyiz. Evet. Ayrı bir statümüz var. Ayrı bir yönetimimiz var. Ayrı bir takım temel sorunlarımız var. İşte Kıbrıs meselesi gibi örneğin. Veya kendi içimizdeki yönetsel sorunlarımız, sıkıntılarımız, altyapıyla ilgili, sağlıkla, adaletle, eğitimle ilgili sorunlarımız, sıkıntılarımız elbette vardır. Ama biz ayrı bir devletiz, ayrı bir yapımız vardır, ayrı bir yönetimimiz vardır. Ve iç huzur bizim bakımımızdan çok önemli. Çok şükür ki bizim ülkemizde böyle şeyler olmuyor. Umarız ve dileriz hiç olmaz, savaş olmaz.
benzer terör olayları olmaz, yaşanmaz ve bu kısa ömürdeki her insanın bir ömrü var, onu yaşar ve sonlanır. Hepimiz, herkes mutlu, huzurlu bir şekilde yaşar. Evet. Tabii ülkemizde hani bunlarla birlikte yaşanan gelişmeler de var. Kendi ülkemiz açısından bakacak olursa Kıbrıs konusunda sürdürülen müzakere süreci, güneyden yansıyan bir takım haberler ve Kıbrıs Türk'ünün genellikle Rum basınından edinmiş olduğu bilgilerle yaratılan bir kamuoyu, Kıbrıs Türk liderliğinin gizlilik ilkesine sadık kalma pahasına bir takım şeyleri açıklamıyor olması bir takım toplumda rahatsızlıklar oluşturabiliyor. Bir de şu açıklamalar var. İşte yakınlaşmalar Kıbrıs konusunda, işte ortak mutabakatlar vesaire gibi açıklamalar var. Sanki böyle hani öncesinde hiç bir anlaşma olmamış, çok fazla yakınlaşmamış, biraz sıfırlar şekilde geçmişi. Yani Sayın Talat dönemi var, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı'nın dönemi, Sayın Eroğlu'nun dönemi. Her bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı ilk açıklama, kaldığımız yerden müzakere sürecine devam edeceğizdir. Ama bu kez kaldığımız yerden, kalınan yerden devam edeceğiz söylemi hiç olmadı Sayın Akıncı'nın. Sanki yeni ve sıfırdan bir süreç başlamış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Böyle mi görüyorsunuz efendim? Nasıl yorumlarız? Aslında ben Kıbrıs meselesini genel olarak şöyle görüyorum ve değerlendiririm. Bir defa masada bugüne kadar herhalde 67 yılından beri bugüne kadar görüşülen temel parametreler, temel plan federal çözüm temelinde bir plandır. Ve bu Kıbrıs Türk tarafının tezidir ve görüşüdür. İki bölgeli, iki kesimli siyasi eşitliğe dayanan federal bir çözüm. Ha, kimisi buna inandı, inanarak masada oturdu ve görüştü. Bu hem Türk hem Rum liderler bakımından söylüyorum. Kimisi de inanmayarak, kerhen, mecburiyetten o temelde müzakereleri götürmeye çalıştı. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ilanında dahi, devletin ilanı federal bir çözüme geçmeyi engellemeyecektir şeklinde de bir ibare vardır. Kıbrıs meselesini ben bu temelde görüyorum. Şu anki dönemde daha farklı bir strateji izliyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Her liderin de meseleye bakış açısı, yaklaşım biçimi farklı farklı da olabilir. Bu dönem sanki Kıbrıs Türk tarafı olarak şu stratejiyle götürülüyor. Olumlu mesajlar verilecek. Fakat fazla detayda tartışmalar yapılmayacak. Siyasi partiler evet bilgilendirilecek. Meclis evet bilgilendirilecek. Kamuoyu kısıtlı da olsa bilgilendirilecek. Ancak şu ana kadar bu da mı bir stratejinin parçasıdır bilemiyorum. Ciddi iddialar var. Bu yıl içerisinde bir referandum. Evet. Ancak toplum onun neresindedir? Toplum hazırlanılıyor mu bu referandum sürecine? Kıbrıs Türk halkı olarak referandum sürecine Cumhurbaşkanlığı liderliği bakımından, hükümet bakımından, siyasi partiler bakımından, sivil toplum örgütleri bakımından hazırlanma yönünde bir takım çalışmalar var mıdır? Bunları görmek çok da mümkün değildir. Bence bu süreçte görülen en temel, benim açımdan gördüğüm en temel eksiklik bilgilendirme ve Kıbrıs Türk halkını çözüm sürecine, çözüm planına hazırlama eksik kalıyor, yetersiz kalıyor. Umarım ve dile, bu bir eksikliktir ve önemli bir ihtiyaçtır da aynı zamanda diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda eğer olacaksa bir referandum olacak ve halkta gidip
bir önceki referandumda olduğu gibi oy kullanacak ve o oylar belirleyecek Kıbrıs meselesinin çözümünü veya çözümsüzlüğünün devamını. Bu Rumlar bakımından da böyledir. Bizler, Kıbrıslı Türkler bakımından da böyledir. O bakımdan bilmiyorum, acaba daha belli aşamalara daha gelinmesi mi bekleniyor ki onun sonrasında bu bilgilendirme daha geniş bir yelpazede yapılsın? Ama ne kadar erken de yapılırsa o kadar daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bir, halk bilinçli oy kullanması gerekir. İki, bilinçli oy kullanırken de benim tabii bu gönlüm bunu arzu eder. Kıbrıs meselesinin çözümü yönünde bir oy kullansın ki artık 50 kusur yıllık süre gelen Kıbrıs meselesi artık bir çözüm sürecine kavuşsun. Evet. Tabii ki bu bilgilendirme konusunda ve halkın bilinçli oy kullanması konusunda belki şunu da eklemek gerekiyor. Hani bir takım çevreler, ortaya bir metin çıkmadı, o nedenle henüz bir bilgilendirme yapılmadı diyor. Ama ortaya bir metin çıktıktan sonra da bilgilendirme yapıldığında bazı şeylerin geri dönüşü olmayacak. Yani ortaya bir metin çıkacak, bunu oylamanıza sunacağız denildiği zaman bir takım değişiklikleri yapmak veya esnemek çok da fazla mümkün olmayacak gibi iki farklı yorum ve eleştiri var. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi bir defa ortaya çıkacak olan metin %100 her iki tarafı da tatmin eden, %100 her iki tarafın da çok böyle gönül rahatlığıyla gidip oy vereceği bir metin olmayacaktır. Çünkü bu bir uzlaşı metni olacaktır. Evet. Ancak tarafların yaşadıkları var. Tarafların, yani Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumların konumları var, pozisyonları var. Bizim için esas önemli olan temel parametrelerdir. Nedir bunlar? Yani örneğin yönetim ve güç paylaşımında Kıbrıslı Türklerin konumlandırması nasıl olacak? Siyasi eşitlik, iki bölgelilik, federal çözüm temelinde yeni oluşacak olan Kıbrıs'ta, yeni oluşacak olan federal devlette bu temelde anlaşmalar, uzlaşmalar olacak mı? Avrupa Birliği'nin birinci hukuku. Birinci hukuku olacak mı, yapılacak olan anlaşmalar ya mülkiyetle ilgili olsun veya diğer anlaşmalarla ilgili olsun. Bu bakımdan yani %100 her iki tarafında tamam işte bu plan bizim istediğimiz bir plandır deyip gidip oy verebileceği bir plan olmayacaktır. Bir defa çözümü gerçekten istiyor muyuz? Yani federal bir çözümü gerçekten istiyor muyuz? Bizim geleceğimizi, biz tabii ki Kıbrıslı Türklerin temsilcileriyiz. Kıbrıslı Türklerin görevlendirdiği değişik zamanlarda kişileriz. Onların adına konuşuyoruz ve elbette ki biz bu planda olabildiğince Kıbrıslı Türklerin lehine olabilecek statülerini, siyasi eşitliklerini, iki bölgeliklerini tesis edecek bir anlaşmanın nasıl, böyle bir anlaşmadaki bu konularla ilgili uzlaşılara bakmamız gerekir. Yoksa İşte bir kesim vardır ki tabii ki onlara da nispeten saygı duyuyorum. Yani böyle geldi bu düzen, böyle gitsin diyorlar. Alıştılar, kanıksadılar. Yeni bir anlaşmadan, yeni bir değişimden, yeni bir durumdan ürküyorlar, çekiniyorlar. Böyle devam etsin bu durum diyen de bir kesim vardır. Ancak bu durum Kıbrıs Türkleri bakımından sürdürülebilir bir durum değildir. Bunu anlatmamız gerekir, paylaşmamız gerekir. Yani Kıbrıs bizim inandığımız yolda, bizim inandığımız çözümde, dediğim gibi siyasi eşitlik temelinde ve yönetim ve güç paylaşımı meselelerinde Türklerin de eşit konumlandırılacağı bir düzenlemede, bir çözümle artık Kıbrıslı Türkler de dünya ailesinin içerisinde yer almasıdır. Şu an dışındayız. Olması Spor'da gerekir. Dışındayız. Evet.
Siyasette dışındayız. Ekonomi nispeten yapılabiliniyor. Yani paranın çok da böyle etkilediğini düşünmüyorum. Ticari ve ekonomik ilişkileri belli sıkıntılar vardır. Yani örneğin siz ihraç ederken bir malı Mersin Serbest Liman'a iniyor, tekrar yüklenip buraya geliyor. Ekstra bir maliyet oluyor. Çözümsüzlüğün getirdiği bir sonuçtur. Ancak bir şekilde aşılıyor. Ancak Ispor'da bunu aşamadık ve içimize kapandık kaldık. Siyasette de bu böyle. Tanınmıyoruz, elçiliklerimiz yok, temsilciliklerimiz yok. Bin bir zorlukla, bin bir sıkıntıyla açılan temsilcilikler var ama aynı ülkede bakıyorsunuz Kıbrıs Rumlar bütün Kıbrıs adına elçilik açıyor. Fransa elçiliği neyse dünyanın herhangi bir yerinde ve İngiltere elçiliği aynı konumda onlar da elçilik açabiliyor. Türkler yoktur oralarda bu bağlamda. Veya doğrudan uçuşlar vesaire direkt gibi. Direkt uçuşlar evet ve doğrudan ticaret yapılamıyor. Bunlar tabii ki bize ve hep bu sorunu hatta ben son zamanlarda Kıbrıs sorununu bile o kelimeyi bile kullanmamamız gerektiğine inanıyorum. Kıbrıs'ın siyasi çözümünü gerçekleştirmemiz lazım örneğin dememiz lazım. Evet. Ki ta en baştan bugüne kadar ki hedef de buydu yani Kıbrıs'a bir siyasi çünkü geçenlerde de bir programda sizinle biraz sohbet ettik. Hı hı. Yani Türkiye'nin buraya 74 Barış Harekatı'nda gelmesi bir bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmek ve bütün Kıbrıs'ın garantörlüğünü yerine getirmek için gelmiştir ve ben halen de öyle şu anki konumda bile o konumda olduğunu düşünüyorum. O günden bugüne. Uluslararası anlaşmalar falan hepsi onu şey yapıyor. Önemli olan aslında sizin en başta işaret ettiğiniz o yönetim güç paylaşımı, siyasi eşitlik, iki bölgelilik ve Avrupa Birliği'nin birincil hukuku garantiler, kapsamında garanti meseleleri bunu ekleyebiliriz. Dahil olmak üzere iki toplumun da, iki toplum liderlerinin de aynı pencereden bakıyor olması aslında bir anlamda. Sanki buradaki o kilit nokta oymuş gibi. Hani her iki tarafta çözüm dediğimizde aynı şeyi mi anlıyor, aynı pencereden mi bakıyor? Çünkü şeyi hatırlıyorum, Sayın Talat ve Sayın Hristofyas'ın görüşmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de buydu. Beni yanlış anladı vesaire gibi. Ben bunu demek istememiştim. Biz böyle anladık. Şu anda da mevcut şeyler var. Yani Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis arasında da bir takım mutabakata varıldı ama iki tarafında farklı şekilde anladığı durumlar söz konusu olabiliyor nedense. Şimdi, ne yazık ki. Mevcut durum aslında şöyle de bir pozisyonu diyelim bize giderek bunu böyle bir pozisyonu da güçlendirmektedir. Rum tarafı işte ben bütün Kıbrıs adına Kıbrıs'a sahibim. Bütün dünyada ya da ben Kıbrıs Rumları olarak Cumhurbaşkanı, bakanları, meclisi ve diğer alt kurumları, sivil toplum örgütleriyle, sportif alanlarıyla direkt temaslarımı yapmaktayım. Ve giderek bu Rum tarafına sanki bütün Kıbrıs'ın, tırnak içinde söylerim ve onların bakış açısıyla söylerim, giderek bütün Kıbrıs, sanki onlarmış bütün Kıbrıs'ın sahibi gibi bir durumu da kanıksamaya doğru güçlendiriyor bu kanıksamayı ve bu algıyı Kıbrıs Rumlar ve aslında biraz da işlerine geliyor. Yani bütün Kıbrıs'ı sadece Rumlar temsil ediyor. Onlar yönetiyor. Ha, bizdeki oluşan statik durum ve algı ise ya zaten işte bu Kıbrıs'a siyasi bir çözüm gelmiyor, gelemiyor, olmuyor. İşte o Kıbrıs Rum lider, bizimdeki bir Kıbrıslı Türk lider zamanında işte görüştüler o kadar. Bir sonuca gitmediler. Daha başka liderler geldi. Görüştüler. Bir sonuca gitmediler. Daha başka liderler geldi. Görüştüler. Bir sonuca gitmediler. E tamam ya bu durum da böyle kalsın gitsin diye bir statik durum. Yani bunu artık kanıksıyor. Bu algıyla artık oluşuyor bizim taraftaki de yapı. Bu tabii böyle çok uzun yıllar gidecek olursa artık Kıbrıs bölünmüş olacak.
Kalıcılaşacak. Rumların en büyük endişelerinden bir tanesi de budur. Bana göre en baştaki budur. Bölünecek. Rumlar aynı şekilde devam edecek. Demin konuştuğumuz çerçevede. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu biçimde dünyadan izole olmuş bir şekilde devam edecek. Eğer bir siyasi çözüm bulunmazsa ya da bir referanduma gidilecekse, tabii ki burada işte 2003, yaklaşık 13 yıl geçti bir önceki referandumla. Epeyce uzun bir süre geçti. Şimdi burada önemli olan bana göre bu Güngele referandumda hangi taraf hayır derse bence ciddi bedel ödemesi gerekir. Ciddi bedel ödemesi gerekir. Metne yazılması belki de metne yazılmalı. Yani iki taraftan biri hayır derse ne olacağı geçen defa yazılmamıştı. Çünkü hayır demek için çok nedenler bulabilirsiniz aslında baktığınız zaman. Her iki taraf içinde. Yani Rum tarafı diyebilir ki işte ya biz yönetiyoruz işte bu devleti bir başımıza. Niye Türkleri de alalım kendi içimize? Üstelik ama Türklerin hakkıdır bu aslında. Hakkıdır. Türkler de hem referandumda oy kullanmış bir halktır. Hem işte 60'ta bu devleti kuran bir halktır. Kıbrıs Türk halkı. Yani böyle bir Rumların da aslında bugüne kadar böyle işlerine de geldi aslında bizleri tamamen dışında tutmak. Evet. Ama eğer ciddi bir kalıcılaşmaya ve Kıbrıs Türklere de eğer hayır denmesi halinde olası bir referandumda bu sefer herhalde anlam planındaki gibi veya sonrasındaki gibi gelişmeler olmayacak. Çok daha farklı, çok daha ciddi gelişmeler olması gerekir Kıbrıs Türkler açısından. Evet. Diyelim ki Rum tarafı evet dedi, Kıbrıs Türk tarafı hayır dedi. Bu da bir olasıdır. Biz de bir bedel ödem. Bu durum, mevcut durum böyle kalacak. Ambargolar, izolasyonlar, işte tanınmamışlık böyle devam edecek. Senaryoları ortaya koyuyorum. Ya da işte her iki tarafta evet der. Kıbrıs meselesi bir siyasi çözüme kavuşur ve yoluna öyle devam eder. Evet, Sayın Fenaoğlu, dilerseniz biraz da iç meselelerden bahsedelim. Lefkoşa Türk Belediyesi eski başkanı olarak size birkaç tane sorum olacak efendim. Örneğin son yapılan açıklamalara baktığımız zaman Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 8 Mart tarihinde yeni Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı gece kulüplerini artık izin vermeyeceğini ifade ederek kendi sınırları kapsamında izinlerini yenilemeyeceğini belirtti. Siz de bir yıl belediye başkanlığı yaptınız. Bu açıklamayı yaptığı zaman Sayın Harman şöyle düşündüm. Acaba Kadri Bey neden bunu yapmamıştı diye düşündüm. Bu mümkün değil miydi? Tabii şimdi beni yanlış anlamayın, elbette siz aldığınız zaman Lefkoşa Türk Belediyesi'ni şu anki durumda veya Sayın Harmancı'nın sizden aldığı gibi değildi. Onu da hakkınızı teslim etmek isterim. Yani ben gelmişim yıkık dökük, hala belediye binasının üzerine atılmış olan yumurta kabuklarının izleri dahi dururken, temizliği bile yapılmamışken içine girdiğiniz bir belediye binasında gece kulüplerini düşünecek değildiniz ama ister istemez insan hani soruyor, böyle şey mümkün müdür, değil miydi? Niye daha önceki belediye başkanları bunu öngörmedi, yapmadı? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir de şunu merak ediyorum. Yani izinleri yenilememek demek gece kulüplerini kapatmak anlamına mı geliyor? Yani gidip kapısına izinleri yenilenmediği zaman kapanacaklar ve bitecekler mi? Bu demek mi? Şimdi bu son açıklamaları ben de takip ettim basından. Öncelikle çok kısa olmak kaydıyla belediyenin genel bir durumundan bahsedelim. Maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum. Ben daha iyi şeyler görmek, daha iyi gelişmeler görmek isterim Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili ve ülkemle ilgili olarak. Maalesef öyle değil. Borç artıyor. Seçimlerde söylenen temel ve önemli vaatler yerine getirilemiyor. Yani örneğin 2 yıl oluyor, toptancılar hali yapılacaktı,
açık pazar yapılacaktı, yeni bir terminal yap işlet devret yapılacaktı, hesap sorulacaktı vesaire vesaire. Şu ana kadar 2 yıla yakın bir süre var, bunlar yapılamadı. Yapılamazdı da, mümkün değildi. Ancak bir algı yönetim stratejisiyle bunlar umut pompalandı ve öyle götürüldü. Mesela zamana ihtiyacı vardır Koşa Türk Belediyesi'nin ve mutlaka personelinin veya personel giderlerinin azaltılmasına gereksinim vardır. Bir işletme, bir kurum düşünün ki gelirinin %90'ını personele maaş olarak ödüyor. Adım atması, yatırım yapması mümkün değildir. Bunu biz biliyorduk. Bu bilinen ve gerçekler üzerinden bir seçim stratejisi yönettik. Olmadı. Halkımız daha farklı söylemlere itibar etti. Ve mevcut durumda, gelinen süreçte ortadadır. Ciddi altyapı eksiklikleri var. Yağmur suyu, drenaj, kaldırım, asfalt. Evet. Mümkün değil. Eğer destek ve yardım almazsa belediye kendi öz kaynaklarıyla, kendi topladığı vergilerle ve devletten aldığı katkıyla, ki hükümet ciddi de bir destek yaptı belediyelere. %0.5 artırdı devlet katkısını. O kadar sıkıntısına rağmen. Ne bileyim, 40-50 milyon TL gecikmiş alacağı vardı Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yaşadığı veya bizden öncekilerinin yaşattığı kaostan dolayı. İnsanlar gidip ödemedi faturalarını. 40-50 milyon alacağı vardı. Onların gecikme faizlerini bağışlayan yasayı da yaptı bu dönem hükümet. Ve ek bir gelir de elde etti Lefkoşa Türk Belediyesi. Buna rağmen şu ana kadar ciddi bir planlama, ciddi bir adım yok. Tabii ki rutin işler, denetimler, kültürel faaliyetler oluyor, olacak elbette. Yani güçlü bir geçmişi var Lefkoşa Türk Belediyesi'nin. Ta 50'li yıllardan gelen bir geçmişi var. Elbette ki rutin işleri olacak ama temel altyapı, yol, su şebeke hatları, temizlik yani yapılamıyor. Yani işte rutin yapılmıyor. Bugün başka belediyeler de var. Bir Dikmen'e gidin, bir Gönyeli'ye, Değirmenli'ye gidin. Pırıl pırıl buraları, yolları, kaldırımları, çiçeklendirmeleri, ağaçlandırmaları. Ama maalesef Lefkoşa'mızın böyle bir durumu var. Gece kulüpleriyle ilgili biraz da böyle kamuoyuna dönük bana göre söylenmiş sözlerdir. Yani bir altyapısı yok. Şimdi bakın, gece kulüplerinin bir geçmişine bakmak lazım. Çok eski yıllardan beri, belki de 80'li yıllardan itibaren var olan işletmelerdir bu gece kulüpleri. Ve eski bir fasılla yönetilirdi. Ne zamana kadar? 1999'a kadar. 1999'da 98 genel seçimlerinden sonra, Aralık 98 genel seçimlerinden sonraki ilk kez biz o zaman milletvekili olarak seçilmiştik. İlk UBP TKP hükümeti kurulmuştu. İlk yaptıkları yasa gece kulüpleri yasasıydı. Bugün gece kulüplerinin yürütmekte oldukları faaliyet alanlarıyla ilgili yasayı UBP TKP hükümeti yapmıştır 1999 yılında. Ve o yasa tahtında, o yasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler. Ha, çeşitli türlü iddialar var, çeşitli türlü söylenenler var. Yapılan işte kadınların sağlık kontrollerinin yapılıyor olmasından dolayı falan. Doğrudur, bunlar vardır. Ancak o yasada ne varsa öyle sanırım ki o çerçevede yapılır bütün bu işler. Bu bir. İkincisi, şimdi belediye başkanı bir açıklama yaptı. İşletme izinlerini yenilemeyeceğim. Kasım'da yeniledin ama. Geçen yıl 3-5 ay önce yeniledin. Böyle bir bakış açınız varsaydı, böyle bir düşünceniz varsaydı, bu işletme izinlerini yenilememeniz gerekirdi. Bir. İkincisi, şu an işletme izinleri var ve bu işletme izinleri herhalde yıl sonu bitecek. Bu yıl sonu işletme izinleri yenilenmeyecek deniliyor. Peki yenilenmeyecek demek yeterli mi? Gidip mühürleyecek misiniz siz bu işletmeleri?
Gidip kapatmanız gerekir. Aynı şey değil değil mi Sayın Pelin abi? İşletme yani izni yeni vermeyeceğim. Hem veriyorsunuz, dönüyorsunuz, ondan sonra da bu yıl vermeyeceğim diyorsunuz. Yani vermeyeceksiniz demek, oraların kapalı olması demek değildir. Diğer bir adımı daha atacaksanız, gidip onları mühürleyeceksiniz. O zaman kapanmış olacak oraları. Ha ben bekleyeceğim şimdi, bir yıllıktır çünkü işletme izinleri. Bu bir yılın sonunda gidip Lefkoşa Türk Belediyesi mühürleyecek mi bu işletmeleri? Sonra gidip bir araştırma yaptı mı? Lefkoşa Türk Belediyesi personeli rapor tuttu mu? Ne yapılır, ne edilir? Yani somut olarak bunlar çünkü resmi bir kurumdur belediye. İşte ben Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir hoş bir mesaj vereyim. Bir belki biraz sempati toplarım deyip bir açıklama yapmak yeterli değildir. Onun temelini de hazırlamanız gerekir. Gidip denetim yapmanız gerekir, rapor tutmanız gerekir ve işletme izinlerini yenilememeniz gerekir. Yine madem ki böyle bir düşüncesi vardı, yenilememesi gerekirdi geçen yılın sonunda ve gidip onları mühürlemesi gerekirdi. Bu şeye benzer. Bir maket yapıldı 3-5 ay önce. İşte açık pazar, şöyle bir açık pazar yapacağız. Bu böyle bir basına da çok güzel bir şekilde anlatıldı. Basında da iyi yer aldı. Sanki işte bunu gören insanlar etkileniyor. Ha yapıldı, yapılıyor, olacak, oldu gibi düşünmeye başlıyor. Yok öyle bir şey aslında. Bu bir algı yönetim stratejisidir. Bir şeyi ya yaparsınız ya yapmazsınız. Şimdi daha ortada bir şey yok. İşletme izinleri yenilemeyeceğim. Ama bunun sorgulanması gerekir. Niye 3 ay önce yenilediniz? Sonra 8 ay sonra bitiyor. Yenilemeyeceksiniz diyorsunuz. Tabii 8 aya kadar neler olur neler biter. Belki de unutulur gider de bu. Ama bu ortada bir sempati yarattı. Ben unutmam. Ben sorarım mesela. Sormak gerekir. Sormak lazım. Kesinlikle. Sormak gerekir. Her konuda bu böyle. Her siyasetçiye, her siyaset konusu sorgulanması gerekir. Takip edilmesi gerekir. Peki havada kalmaması olur. Gerekir. Şu mümkün müdür? Diyelim ki, şimdi diyorsunuz ki yasası var. Bu yasal evet. Çerçevesi içerisinde gece kulüpleri şu anda açık ve her ne yapıyorlarsa işletmeyi de ona göre şekillendiriyorlar. Peki yasal olarak, yani şöyle düşünüyorum. Diyelim ki burası benim faaliyet gösterdiğim bir dükkan ve benim yasal olarak bunu işletmeye hakkım var. Belirli bir yasam var. Bu yasa içerisinde burada faaliyetlerimi sürdürüyorum. Gelip belediye beni mühürleyebilir mi? Madem ki yasalım, madem ki bu işin yasası var ve bu yasalar dışında çıkmıyorum. O zaman nasıl olacak? Yani neye göre mühürleyecek? Bunun bir kriteri yok mu? Yani yoksa her aklına gelen ben bu işletmeyi istemiyorum ya da bunu sevmiyorum gidip kapatıyorum. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani hukuk devletiyiz madem. Madem ki yasalar kapsamında bazı şeyler söz konusu. Bu nasıl olacak? Yani neye göre kapatacak? Bir usulsüzlük olması gerekmez mi? Ya da bunun bir kriteri, bir şeyi olması lazım değil mi? Kesinlikle öyle olması gerekir. Şimdi bakın gece kulüplerinde duyduğumuz kadarıyla olup bitenleri veyahut oluşan algı ki herhalde büyük ihtimalle çok da doğrudur bu algı orayla ilgili. Kadın kulüpleri, ticaresi. Gece kulüpleriyle ilgili benim de tasvip etmediğim bir durumdur. Ben de bundan rahatsızım. Ama. Ve doğru bulmuyorum. Ancak orada bir yasa var ve bu kulüpler belki de 30 yıllardan beri ve bazıları hatta 74'ten önce de vardı. Ama dediğim gibi 1999 yılında UBP-TKP hükümeti bir yasa yaptı ilk defa. Gece kulüpleriyle ilgili yasa yaptı. Ve o yasa tahtında faaliyet sürdürülür bu gece kulüpleri. Ha şimdi Diyalog TV burada bir faaliyet yapıyor değil mi? Evet. Siz her yıl belediyeden işletme izni alıyorsunuz. Ve belediye bir harç ödüyorsunuz. Ve her yıl bunu yenilemeniz gerekir. Yenilemezseniz eğer belediyenin gelip burayı örneğin mühürleme hakkı vardı onu yenilemezseniz. Ya da diyelim bir restoran var. O restoranda
hijyen olmayan şekilde yemekler çıkıyor. Bu da belediye ekipleri tarafından tespit edilmiştir, raporlanmıştır. Belediyenin hakkı var, o yeri mühürlesin. Hiç işletme iznini yenileyip yenilememesine de bakmaz. Veya imara uygun olmayan bir yapılaşmaya gitti. Onayağın içerisine yapı yaptı. Belediyeden izinsiz kaçak. Belediyenin onu gidip işletme izni olduğu halde orayı yasa dışı bir iş yaptığı için mühürleme hakkı vardı ve o mühüre kimse dokunamaz. O yüzden biraz böyle sempati... Popülist. Popülizm. Siz çok kibar şeyinizi bozmaya çalışıyorsunuz ama. Popülizm maalesef geçerakçı oluyor bizim ülkemizde. Bir şey yap, bakın. Benim anlayışıma göre siyasette de bu böyle olmalı. Bir şey yaparsınız, ondan sonra çıkarsınız ve dersiniz ki ben bunu yaptım. Evet. Şu temelde, şu nedenlerden dolayı ben bunu yaptım dersiniz. Yapacağım deyip onun üzerinden siyaset yapmak doğru bir şey değildir. Sayın Fellahoğlu, mesela zaman zaman şeye de değineceğim, diğer konu başlıklarım da var ama zaman zaman mesela sokakta insanlar, hatta yazılı basına yansıyan haberler, polis basın bülteninden bazen zaman zaman yansıyan yerler, bölge belirtmek istemiyorum ama Lefkoşa içinde bir paket sigaraya fuhuş yaptırılan kızlar, kadınlar, ne bileyim ben işte 3-5 kuruş karşılığında eşleri, abileri ya da birileri tarafından bir cinsel obje gibi kullandırılan kadınlar varken, Lefkoşa'nın göbeğinden bahsediyorum. Yani denetimsiz bir şekilde. Bunlarla uğraşılacağına, belki polisle birlikte bir işbirliği yapılacağına, ne bileyim uyuşturucuyla mücadele birimi var. Bu birim başbakanlığa bağlı olarak yerel yönetimlerle ve polisle işbirliği yaparak internet kafeleri denetliyor. Böyle bir şey ve buralarda bir takım şeyler bulunuyor. Şimdi şöyle düşünürüm ben. Bu birim internet kafeyi denetleme ihtiyacı duyduğuna göre orada bir şeyler var demektir. Bir şey var ki orayı denetliyorsunuz. Lefkoşa'nın içinde yok mu hiç internet kafeler? Hani Lefkoşa özünde konuştuğumuz için söylüyorum. Mutlaka ülkenin her yerinde vardır. Niye bunlar değil de gençlerin, çoluğun, çocuğun gittiği yerler değil de gece kulüpleri mesela, ya da oraya gelene kadar acaba bunlardan başlansa daha verimli veya etkin olmaz mı Lefkoşa, Lefkoşalı için ya da asayiş için adına her ne koyacaksak? Dediğim gibi yani ben bu açıklamayı belirttim ne amaç için yapılmış olacağını. Bir sonuç elde edilmez. Zaten Lefkoşa'nın içinde belediye oldukları için 3-4 tane var. Yani 30 civarında gece kulübü var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çoğu bunların dışındadır. Ve dediğim gibi yani bu şey değil. Yani bir sonuç elde etmek için değil. Ben işte bazı gazeteler aldı bunu manşetten bir işte kapandı, kapanıyor, kapanacak. Ya bir açıklamadır bu. Bir yani açıklamadır bu yani sonuçta. Bu bir uyuşturucuyla mücadele, bunlar çok önemli meseleler. Bu ilk defa Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti döneminde, bu son hükümet döneminde, bir önceki hükümet ama yine CTP hükümetiydi, ilk kez başbakanlık bünyesinde bir uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulmuştur. Çok ciddi ve etkin çalışmalar yapılmaktadır. Bir gece önce çok önemli bir gösterilerini ben izlemeye gittim. Evet. Ve çok etkilendim, çok etkileniyor insanlar. Bu çok, ve ciddi çalışmalar yapılıyor. Belediye bunlarla işbirliği yapmalı. Polis evet işbirliği yapmalı. Şehirde olan, olup biten yasa dışı işlerle ilgili yarın her alanda. Yarın kalmış binaların için. Onları git denetle. Zabıta görevlileri var, devriye geziyorlar. Bu tür işbirliklerini yapıp bu tür kötü olayları, kötü alışkanlıkları engellemek için daha etkin mücadele içerisine girilebilmeli. Peki şeyi nasıl bakıyorsunuz? Yön tabelaları. Aklımda onu hemen soracağım. Hiç merak etmeyin. Hemen soracağım onu. Bir bet ofisleri de soralım. Ardından size döneceğim değerli izleyenler. Halkın Partisi geçici genel başkanı Sayın Özersay da iki açıklamada paralelinde aynı zamanda yapıldığı için dikkatimi çekti. Bet ofislerini kapatacağım dedi.
Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Pellaoğlu? Yani mümkün müdür BET ofislerini kapatmak? Kapatmak yerine denetimi mi arttırmak gerekir acaba? Bunun da bir yasası vardır herhalde ülkede. Kesinlikle vardır. BET ofislerinin de bir yasası vardır. Yine yani 7-8 yıl önce sanırım bunun yasası yapılmıştır. Ve bahsettiğiniz açıklamayı da basından okuduk. Bana göre gece kulüpleriyle ilgili yapılan açıklamanın anlayış paralelinde yapılmış bir açıklamadır. Bir defa dediğimiz gibi bunun da bir yasası vardır. BET ofislerinin bir yasası vardır. Ben de elbette BET ofislerinden insanların uzak durması gerektiğini inanıyorum. Kesinlikle. Ancak bugün internet üstünden de siz BET ofisi ve kumar da oynayabiliriz. Önemli olan toplumunuzu bilinçlendirmektir, eğitmektir, öğretmektir. Bu kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaktır. Bugün Avrupa'da gazinolar vardır ve Avrupa'daki gazinolara yerli insanların girmesi serbesttir. Avrupa'da da BET ofisleri vardır. Ama kanunlar vardır ve harfiyen denetlenmektedir. Yaşları küçük olan insanlar girememektedir. O yüzden bu da böyle biraz popülist yapılmış bir açıklamadır. Yani siz nasıl iptal edeceksiniz? Siz lazım ki tek başınıza iktidara gelesiniz. Öyle bir güce sahip olmanız gerekir. Ve ancak o zaman o iradeyi ortaya koyabilirsiniz. BET ofislerini kapatma işi. Gazinoları da kapatabilirsiniz o zaman. Ne bileyim gece kulüplerini kapat, değiştirirsiniz yasayı. Tek başınıza gelirseniz hükümet değiştirirsiniz. İptal, evet. Başka bir yasa yaparsınız. Ortadan kaldırırsınız. Ancak sebep sonuçlarını da iyi değerlendirmeniz gerekir. Dediğim gibi bugün internet üstünden her türlü BET oyunu oynanabiliniyor. Köpek yarışı, at yarışı, futbol maçı yarışı. Önemli olan insanlarınızı bilinçlendirmektir, bilgilendirmektir. Bu yani böyle ben de böyle bir açıklama yapayım. Biliyorum halkın genelinin tepkisi var bunlara. Ama böyle açıklamalar bizi bir sonuca götürmez. Siz daha yeni kurulmuş bir partisiniz. Daha hiç seçime girmediniz. Ne kadar oy alıp almayacağınız da belli değil. Ancak dediğim gibi bunlar stratejidir. Halkı etkilemek, insanları etkilemek. Zaten bu partinin yaptığı açıklamalar genellikle böyle somut değildir. Yani örneğin aklıma gelen eczacılarla ilgili bir sorun vardı. Bir açıklama. Eczacıların yaşadığı sorun çözülmelidir. Nasıl çözülmelidir? Örneğin falan. Yok öyle bir şey yok. Görüş yok orada. Şu şekilde çözülmelidir. Şimdi şu şekilde çözülmelidir derseniz taraflardan birini karşınıza alacaksınız. Evet. Sayın Fellaoğlu, tabii gelen mesajlarımız var. Onları da aktaracağım size şimdi. Bunları tabii ben sorarken şunu ifade etmek istiyorum. Hani diyecek bazı insanlar şöyle bir yanlış bir algıda uyanmasın ifade etmek isterim. Hani gece kulüpleri kapanmasın diye mi uğraşıyorlar? Ya da BET ofisleri şöyle olsun. Hayır, bunun için değil. Bunca zaman bu topluma hep umut pompalandı. Hep insanlar bir şekilde bazen olmayacak duaya amin dedirtildi. Sonra da canımız yandı. Bu yüzden artık insanlar kandırılmasın, insanlar gerçeği bilsin, doğruyu bilsin, neyin olabilir, neyin olamayacak, hangi zamanda, hangi periyotta olabileceğini ve nelerden vazgeçilmesi ya da neler yapılması gerektiğini bilsin diye soruyorum. Yanlış bir algı, yanlış bir anlaşılma olsun da istemem. Niye? Çünkü sorduğunuz zaman da bazen tarafmışsınız gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Yön tabelalarına gelecek olursak, izleyicilerimiz geçtiğimiz haftadan beridir mesaj atıyorlar. Şimdi Lefkoşa Türk Belediyesi yasal olduğunu söylediği bir takım uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalardan biri de küçük ve orta ölçekteki esnafların, hatta büyük ölçek fark etmiyor, tabelalarını, yön tabelalarını yoldan, sokaktan, ara sokaktan, ana caddeden, her yerden topluyor. Hiçbir bildirim yapılmadan. Yani diyelim ki sizin bir işletmeniz var. Geldi, bir gün işe geliyorsunuz sabah,
yolun köşesine koyduğunuz yön tabelası yok. İçeriye girdiniz, açtınız dükkanınızı, işte düşünüyorsunuz ne olmuş olabilir, bakıyorsunuz etrafa, gene yok. Sonra öğreniyorsunuz ki Lefkoşa Türk Belediyesi'nden birileri, çalışanlar, başkanın talimatıyla bu tabelayı gelmiş götürmüş. Nereye götürmüş? Sanayi bölgesinde tabelaların hepsinin bir yerde durabileceği bir yer. Gidiyorsunuz sanayi bölgesine, tabelanızı alacaksınız, bakıyorsunuz. Orada da olmayabilir. Yüzlerce, binlerce tabela var. Onu da bulamıyorsunuz. Sonra size diyorlar ki, tabelanı alıp ne yapacaksın? Onu oraya asamazsın. Adam istiyor, alır, alır, isterse evine koyar. Ne fark eder? Yani böyle bir problem var şu anda başkentte. Arıyor işletmeci belediyeyi ve soruyor. Tabelalar, bize bildirim vermediniz, vergisi varsa vergisini verelim, neyse yapalım. Yani ben diyor, ara sokağın içindeyim diyor. Beni nasıl bulacak insanlar? Veya bir turist diyelim, yani ne fark eder? Birisi, ülkeyi bilmeyen birinin orayı aradığını düşünün. Bir yön tabelası. Olamaz. Yenilmek'te tüm tabelaları toplayacağım dedi belediye başkanı. Şahsen ben de telefon açıp sordum. Yani Mehmet Bey, böyle bir sıkıntı var, ne diyorsunuz diye. Yasa gereğidir ki hiç kimseye taviz vermem dedi, toplayacağım. Ama esnaflar çok rahatsız Sayın Fellahoğlu. Bunu nedir bu durum? Siz de yakın zamanda belediye başkanıyla nasıl yetişecek? Şimdi bakın, bence bu tabelalara, sokak aralarındaki küçük küçük tabelalara gelene kadar yine tabelalarla ilgili söyleyeceğim. Ana caddelerde o kadar trafik açısından riskli, Işıklı. Ve trafik tabelalarını geri plana itecek kadar ve yola o kadar yakın getirilmiş dev ve boy boy tabelalar vardır ki bence önce onlara bakmak gerekir. Ve bugün sanayi bölgesinin kenarı da ana yola olan kısmı tabela doludur ve belediye bunlara izin veriyor. Esas kirliliği ve esas bana göre kaldırılması gereken onlardır. Ama onlara her nedense dokunulmuyor. Ve böyle mahalle aralarında küçük küçük tabelalar. Ha, ne olabilirdi? Uyarılabilirdi insanlar. Daha düzgün, daha düzenli. Bir kritere bağlı. Bir kritere bağlı, göze de hoş gelecek şekilde yapılabilseydi daha iyi olurdu. Böyle her yer, hep gelişi güzel tabelalar direklerin üstüne çakılması da, bak ben açık konuşurum. Doğru değil. Doğru değil ama bu insanlar da kendi çarelerini kendileri ürettiler. Eğer belediye diyebilseydi kendilerine, işte belli bir noktaya güzel modern yazılarla gözü de rahatsız etmeyecek şekilde gelin yazın, koyun ve yönünüzü gösterin. Bu daha doğru bir yöntem olurdu diye düşünüyorum. Yani boyutunu belirlersiniz vesaire ama... Aynen öyle. Ancak dediğim gibi esas bana göre belediyenin üzerine gitmesi ana caddelerdeki ana neredeyse asfalta kadar gelmiş dev ışıklı tabelalardır. Ki biz mesela görevdeyken Hamitköy çemberinden Kıbrıs Gazetesi kavşağına kadar yasalara uymayan yola kadar yol güvenliğini tehdit eden. Tehdit eden karayollarından, çevre dairesinden de olumsuz yazıları olan tabelaları biz kaldırttıydık. Bugün öyle yerler vardır ki kamu alanıdır. Belediyenin kullanımındadır, kamuya aittir ve özel kişilere otopark yapılmasına müsaade edilmiştir. Nasıl bir çifte standart? Bence bunların ortadan kalkması gerekir. Önce diğerlerinin de düzenlenmesi gerekir. Doğru olan budur. Yönetimin bunu yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da veya işte güneyde bu yön tabelası falan yok mu? Yani bizde neden böyle bir şey var? Sonra bugün sanayinin girişinde gelişi güzel tabelalar vardır. Sanayi bölgesine girişte. Bir sürü tabela vardır. Kommos'un oradan örneğin girişte. Ben görüyorum. Onların da mesela bir standarda getirilip bir düzenlemeyle yapılmasının daha doğru olduğuna inanırım. Ama sökülüp götürülüp
haber vermeksizin bu da doğru değil. Yani en azından insanlara haber verilirdi. Alın, belli bir düzenleme yapacağız. Ha, almazlarsaydı belediye onları sökerdi, gene sahibine verirdi. Yani evet. Bir kaybı koy olmazdı. Koy dükkanın önüne koy, alır zaten. Ama bir daha çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde, göze de hoş gelecek şekilde sanayi bölgesinde örneğin girişinin veya sokak aralarındaki yön tabelalarının da belli bir standartta olabilmesi çok da bir olumsuzluk olmazdı diye düşünüyorum. Sayın Felinoğlu, tabii ki sanayi bölgesi dediğinizde buraya da değinmek istiyorum. Ülkenin geneline de değinmek istiyorum. Ülkenin ne yazık ki başkent çok da temiz değil. Değil, kirli, maalesef. Özellikle sanayi bölgesi. Pislik içinde. Soruyoruz, sanayi dairesine bağlı. Soruyoruz, bana bağlı değil, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne bağlı. İşte çöp araçları geliyor, topluyor, toplamıyor vesaire gibi bir takım sıkıntılar var. Yine yollarımız delik deşik. Bu kapsamda belli ki ekonomik anlamda da bir şey yapılamayacak. Yani borç artmaya devam ediyor dediniz. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde. Maalesef. Ve vaatlerin hiçbirinin yerine getirilemeyeceğinden bahsettiniz. Buna işaret olarak da gelirin %90'ının personel maaşlarına gittiğinden bahsettiniz. Evet. Bu durumun içinden siz olsaydınız nasıl çıkabilirdiniz? Vallahi bakınız, bu dönem 4 yıllık bir dönemdi. Ve nispeten hani belediye normalleşmeye başlamış olduğu bir dönemdi. Çünkü biz geldiğimizde tamamen her şey çökmüştü. Tamamen araçlar çalışmıyor, parçalamıyorsunuz vesaire. Yani şeyleri hep söylüyoruz da yani en azından ondan kurtulmuştu. Geriye dönük maaşınız yoktu. Evet. Bir tek maaş ödüyordunuz. Ve 4 yıl vardı önümüzde. Daha ciddi bir planlama yapılabilirdi. Çalışanlarla oturup bu belediyenin geleceği için, çalışanların toplam geleceği için, kısa vadeli geleceği için değil, çünkü sonuçta onların iş yeridir orası. Bu iş yerinin daha sağlam bir temelde olması demek, çalışanların gelecekteki hak ve menfaatlerinin daha iyi bir temelde olması demektir. Çünkü kötü yönetildi bu belediye, bizden önce mahvedildi. Plansız istihdamlar, plansız borçlanmalar, yanlış bir sürü işler belediyenin işini bitirdi. Yeniden toparlanması için fedakarlık lazım. Bunun başka yolu yok. Tek bir yolu var, personel giderlerini azaltmak ve bu 4 yılda oturup ciddi ciddi bunları konuşmak gerekir. Çalışanlarla, sendikayla. Ancak bunlar yapılmadı. Yapılmadı ve borç 140 milyondan bugün 200 milyon ve her ayda bu borç artıyor. 200 milyon borcu var. Bu belediyenin eski para 200 trilyon. Kim ödeyecek? Bu belediye ödeyecek bunları. Başka biri gelip ödemeyecek. Sayın Felinoğlu, bugün olsa bu yapıyla gördüğünüz bu tabloya rağmen belediye başkanlık seçimine girer miydiniz? Hayır, zaten ilk girdiğimizde de biz bu daha toplam, kötüydü zaten. Daha kötüydü ve bunu biliyorduk. Ancak biz şuna inanmıştık, yani bu yapıyı bozanların bunu düzeltmesi mümkün değildi. Yani UBP-DP ortak ittifakının ortaya çıkardığı kişi bu belediyeyi, bu şehri bu hale getirmiştir. Onların adaylarının bunu düzeltmesi mümkün değildi. Düzeltebilecek olan bizim partimizin, zaten bu kanıtlanmıştı da, yerel yönetimler vizyonu Mausa'yı kurtardıydı. Girne'yi kurtardıydı. Dikmen'i, Değirmenli'yi kurtardı. Gönyeli'yi kurtardı. Evet. Dolayısıyla Lefkoşa'yı da evet kurtaracaktık. Ne pahasına olursa olsun kurtaracaktık. Efendim, süremizin sonuna geliyoruz. Bir izleyicimizin hemen sorusunu, yorumunu ve sorusunu aktaralım. Belediye park halindeki araçları neye göre sanayi park yerine çekiyor ve çekici parası ve cezası da ödetiyor? Allah Allah. Park yerinde. Evet. Belediye diyor, park halindeki araçları neye göre çekiyor, çektiriyor. Bir de üzerine
çekici parasını insanlara ödettiriyor ve cezayı da ödettiriyor diyor. Şimdi park yeri park edilmesi bakım park edilmesi bakımına uygun bir yer miydi? Belediyenin yani, böyle bir yetkisi var mı Sayın Fellah? Normalde bizim bildiğimiz polisin yetkisi olması gerekmez mi, trafik polisinin? Şimdi eğer bir manya teşkil ederse, yani trafik bak diye bir köşenin üstüne park etti gitti, trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Evet. Belediyenin onu evet çekebilir. Çekebilme yetkisi vardır. Belediyenin. Peki çekici parasını da şeye mi ödetir? Araç sahibine mi ödetir? Yani şimdi bildiğim kadarıyla bu böyle. Yani başka ülkelerde de böyle. Çekici parasını da ona ödetiyormuş. Dolayısıyla benim yani vatandaşlarıma söyleyeceğim. Evet, haklıdırlar. Ciddi otopark eksiklikleri, ciddi otopark sorunları vardır. Ancak yani bu arkadaş üstüne almasın lütfen. Belediye yasasında yoktur diyor, çekemez. Yani şimdi açık söyleyeyim, net olarak belediye yasasında var mıdır yok mudur, ama çekemez, ama belediyenin yasasında da vardır. Belki doğru polis, park etmeyen park etmemesi gerekiyor. Belki polisle işbirliği yapıp çektirebilir. Olabilir. O kadar detayını bilmiyorum. Olabilir. Ancak biz de hepimiz de artık biraz alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir. Belki biraz daha uzaklara arabamızı park edip, tali yollara park edip, yürüyerek, ben bunu yapan insanlar olduğunu da biliyorum, görüyorum. Ancak bazen mesela örneğin şöyle tarif edeyim. Kızılbaş'tan Lefkoşa Mausana yoluna giderken İpekay'ın oraya. Hı hı. Orada örneğin çift şeritli bir yol var. Adamın biri gitti. Sol tarafta arabayı park etti. Ve gitti. Evet. Tek şeridi kapattı. Geliyorsun oraya kadar. Sağa geçeceksin. Sağdan da bir şerit akıyor. Araba da orada park edilmiş, gitmiş. Ne yaparsınız? Trafiği kilitliyor. Bir daha bunu bu şekilde dön, tali yola gir. Bir tali yolda uygun bir yere park et arabanı. Öyle gideceğin yere git. Ancak işte bu sıkıntılar maalesef oluyor. Bunlar karşılıklı iyi niyet ve sadece kendimizi düşünerek değil. Yani ben bu arabayı buraya park edersem, dediğim gibi bu arkadaş lütfen üstüne almasın. Genel olarak söylüyorum. Bu arabayı ben buraya park edersem ne sonuçlar doğurur kamusal açıdan? Ne kadar sıkıntı yaratırım ben, trafik, ne kadar risk yaratırım? Bazen de köşeye park ediyorlar. Evet. Döneceksiniz ana yola örneğin. Göremiyorsunuz, takip edemiyorsunuz sağdan gelecek olan araçları. Ve çok tehlikeli oluyor. Orada sorumluluk biraz da galiba sürücülere ve vatandaşlara düşüyor, ama şöyle durumlar da olabiliyor. Mesela gittiniz arabanızı bir yere park ettiniz. Yani trafiği engel teşkil etmeyecek şekilde park ettiniz. Gelmiş oradan zabıta size ceza yazmış. Ve ısrar ediyor ki buraya park edemezsiniz. Ama bakıyorsunuz çift sarı çizgi denen o çizginin yok, silindi. Yok, silindi. Şimdi orada vatandaş da haksız mı diye de düşünülüyor. Değil, çizgi yani, silinmişse vatandaş haklıdır. Çizginin net olarak görülmesi gerekir. Görev kimdedir o noktada? Belediyededir. Belediyededir. Şimdi öyle mesela, boyalar kullanıyorlar ki bir yağmurda silinebiliyor. Yani su bazında. O kadar kirlidir şehir ki toz topraktan zaten kısa bir süre sonra kapanıyor. Mesela örneğin kumsal yolunda bir inşaat var. Çok sık da giderim o bölgeye. Kaldırım tamamen çinkolarla kesilmiştir. Kaldırım yok. O inşaata bir söz söylenmiyor. Ancak trafik açısından park edilmemesi gereken bir yere park ediliyor. Onlar gidilip ceza yazılıyor. Bu da haksızlık. Bu da haksızlık. Bir daha o binanın da, herhangi bir binanın kaldırımı kapatmaya hakkı yoktur. Onu da belediye tarafından uyarılması gerekir. Tabii orada bir yaya ezilse, bir şey olsa, Allah muhafaza, birinin ayağı kırılsa, bir şey olsa, orada kaldırım olmadığı yani kaldırım var ama kaldırımı işgal ettikleri yüzünden olan kişi vatandaş oluyor yine bu şekilde. Böyle çifte standartlar oluyor. Yani ben de bunları gözlüyorum. Yani tabelalarda örneğin olduğu gibi, ya da ne bileyim bir kamu alanının birileri tarafından kullanılır, buna göz yumulması gibi. Bunu
bizzat kendim de bazı yanlışlıklar görüyorum bu bakımdan. Umarım da bu yanlışlıklar... Bir defa eşit davranmak gerekir. Evet. Yani belediye eşit davranmak gerekir, adaletli olması gerekir. Kamu alanları prensip olarak korumak gerekir. Hiç kimseye özel amaçları için kullandırmamak gerekir. Evet, bir izleyicimiz şöyle diyor. Eğer belediye başkanıysa diyor, Cumhurbaşkanlığı'nın orada çok katlı otopark var. Belediye kiralasın, halka hizmet versin diyor. O kadar da zor değil aslında bunları çözebilmek denilmekte. Ek geliri de olmuş olur aynı zamanda. Tabii özel işlerin ama yine de yani özel de orayı biliyorum. Mahmut Paşa çok katlı otoparkıdır. Bizden önceki dönemde anlaşmalar ve yapım başlamıştır. Orada 18 yıllığında galiba yap işlet devret olacaktı. Öyle anlaşma yapılmıştı. Şu anda çalışıyor ancak maalesef bizim insanlarımızın da böyle otopark kullanma alışkanlığı yok. Henüz yok. Edinmemişiz. Bence kullanmak gerekir. Kapalı bir otopark. Çok da pahalı bir ücreti yoktur. Oraya park edip çok rahat belediye pazarına tam 5 dakikada gidebilirsiniz. Çok uzak bir mesafe değil. Ancak eğer yeterince rentable olarak işletilemiyorsa belediye bunu değerlendirebilir. Zaten günün sonunda belediyenin olacak. Evet. Diğerlerinin akıbetine uğramasına. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sohbet için. Değerli izleyenler, bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Bir kez daha Türk ulusuna, Türk milletine başın sağ olsun diyoruz Türkiye'ye. Bizler de aynı acıyı paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar dileyelim. Hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.